Merhaba arkadaşlar. Malum korona sebebiyle evlerdeyiz. Evdeyken boş durmayalım dedim. Yine otomotiv dünyasına dair farklı farklı konuları böyle masa başından da olsa işleyelim diyorum. Ne dersiniz? Bu tarz videolar daha sık gelsin mi? Yorumlara bırakın lütfen. Hatta birkaç konuda önerirseniz çok sevinirim. Ben dedim ki bugün zaman zaman işte yollarda başımıza gelen hafif maddi hasarlı kazalarda neler yapmalıyız konusuna biraz değinelim. Birçoğumuz bunu zaten biliyordur. Eminim bütün prosedürlere de hakimdir ama benim gibi böyle aranızda heyecanlı tipler varsa ne kadar her şeyi bilsek de o kazanın civcivli anında kornalar çalarken, başka araçların yolunu tıkamışken ufak da olsa bir kaza başınıza geldiyse ne yapmamız gerekiyor? Şaşırabiliyoruz, heyecanlanabiliyoruz. Şöyle bir gözden geçirelim, ne dersiniz? Bu tarz kazalar daha çok dikkat dağınıklığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Özellikle bu maddi hasarlı küçük kazalar. Hatta son yıllarda kazaların büyük çoğunluğu da maalesef şu kullandığımız cep telefonundan kaynaklı. Bunu da ben AXA yetkililerinden öğrendim. Sağ olsunlar, birkaç sorum oldu bu süreçle ilgili. Bilgilendirirken çok değerli istatistikler paylaştılar. Bakın cep telefonu kullanan sürücülerin cep telefonu kullanmayan sürücülere göre kazaya karışma olasılığı 4 kat daha fazlaymış. Ve araba kullanırken mesajlaşan sürücülerin yolda dikkati dağılmayan yani dikkatli sürücülere göre çarpışma olasılığı 23 kat daha fazlaymış. Ya bunlar çok ciddi istatistikler. Hem kendimiz hem sevdiklerimizin canı için yani gerçekten dikkat edelim. Mümkünse cep telefonu kullanmayalım ya da aracımızın teknolojik imkanları eğer izin veriyorsa o ölçüde cep telefonumuzu kullanalım diyorum. İşte bu tarz küçük kazalarda başımıza geldiğinde Allah'tan artık kaza tespit tutanağı diye bir şey var. Eskiden olsaydı işte bu çarpışma andan sonra trafik polisini aramak gerekiyordu, onun gelmesini beklemek gerekiyordu. Ondan sonra da prosedürler. Şimdi tek yapmanız gereken başınıza kaza geldiğinde aracınızdan çıkıp bir kere araçları hareket ettirmeden o anın fotoğrafını çekmek. Sonra karşı tarafta mutabıksak zaten kaza tespit tutanağında bütün süreçlerde yazıyor. Ona göre uygun adımlarla o tutanağı doldurmak. Karşı tarafla anlaşmışsak zaten tek bir tutanak tutmamız da yeterli. Onun da fotokopisini alıp sadece imzaları sonradan yani ıslak imzayla tutanağı tamamlamamız gerekiyor. Onun dışında bir de karşı tarafın ruhsatının ve ehliyetinin fotokopisini almamız yeterli bu süreci tamamlamak için. Karşı tarafın eğer alkollü olduğunu düşünüyorsak, ehliyeti yoksa ya da işte uyuşturucu madde etkisi altındaysa sadece trafik polisini aramanız gerekiyor. O zaman kaza tespit tutanağını bile doldurmaya ihtiyacınız yok. Özetle arkadaşlar böyle kısa bir prosedür. Sonrasında da aracınızı servisinize götüreceksiniz ve tutanağınızı teslim edip hasar görevlisinin süreci başlatmasını sağlamanız gerekiyor. Tabii aracınız hareket edemeyecek durumdaysa, çekiciye ihtiyacınız varsa birçok yoldan çekici hizmeti de alabiliyorsunuz. Mesela AXA müşterileri AXA Fit uygulaması üzerinden hemen çekicisini o anda çağırabiliyor ve hatta canlı olarak çekicisinin hangi konumda olduğu ve ne kadar zaman içerisinde kendisine geleceğini an ve anda takip edebiliyor. Bu tarz hizmetler de tabii hayat kolaylaştırıyor. Bir şekilde diyelim ki aracınızı servise ulaştırdınız. Arkadaşlar bir önemli konu da işte bu değil mi? Trafik sigortası ve kasko. Zaman zaman hep böyle aklımıza gelir ya bu kasko poliçelerine ödediğim paralar da işte trafik sigortası yaptırsam yeterli değil mi? Kasko ile trafik sigortası arasındaki fark da nedir ki? Gibi gibi sorular dolaşıyor ve her yıl o poliçeler geliyor ve biz acentamız bizi arıyor. Ödemesini yapıyoruz ama işte böyle bir kaza başımıza gelmeden de çok da içeriğini sorgulamıyoruz. Aslında çok önemli iki konu. Bir kere trafik sigortası zorunlu olarak trafiğe çıkan her aracın yaptırması gereken sigorta. Ve sadece sizin karşı tarafa verdiğiniz hasarı kendi işte poliçe limiti dahilinde karşılayan bir sigorta türü. Eğer sigortasız bir şekilde yani zorunlu trafik sigortanızı yaptırmadan trafiğe çıkarsanız ki aman ha diyeyim sakın çıkmayın. Bir şekilde polis sizi çevirirse ve bunu tespit ederse anında aracınız trafikten men ediliyor arkadaşlar. Sonra en yakın trafik şube otoparkına çekiliyor. Ta ki siz aracınıza sigorta yaptırıp bu cezayı ödeyip üzerine bir de otopark bedelini karşılayana kadar aracınız orada kalıyor. Ama bu iyi senaryo. Hele ki sigortasız bir şekilde kazaya karışırsanız, %100 haklı bile olsanız kusurlu siz oluyorsunuz. Gerçekten
Sakın bu şeyi atlamayın diyorum, çok önemli. Bu arada arkadaşlar, trafik sigortaları çok fazla farklılık göstermiyor. Hani sigorta şirketleri arasında markadan markaya. Çünkü çok kapsamı net, içeriği net bir poliçe. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı fiyat anlamında da birbirine yakın olarak sigorta firmaları tarafından satışa sunuluyor. Ama bazı sigorta firmaları yine Aksa'nın artı trafik sigortası gibi ekstra kapsamı genişletilmiş hizmetler de sunuyor. Artı trafik sigortasıyla Aksa müşterilerine 3 farklı konuda da ekstra avantaj sağlıyor. Nedir bunlar? İşte araç yardımı, kişisel yardım ve ferdi kaza sigortası olarak. Bunların altında da birçok küçük başlıklar var. Bunları da yine web sitesinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylı olarak hepsi yazıyor. Tamam, tüm bunların yanında peki benim kaskoya ihtiyacım var mı dediğiniz noktada karşı tarafın aracına zarar verdiniz. Trafik sigortanızı da karşıladı. Peki sizin aracınız ne olacak? Ya da sadece kaza zamanında mı bizim aracımızın sigortaya ihtiyacı var? Bunun depremi var, işte dolusu var. Ben Kadıköy'de oturuyorum. İlkinde hadi İstanbul dışındaydım, kurtardım ama ikincisinde güzel doluya yakalandık. Kayıp, çalıntı. Daha geçenlerde hatta Aksa Go videosunu çekerken de anlattım. Bağdat Caddesi'nde park halindeyken aracımın kelebek camı kırıldı. Yani kayıp, çalıntı gibi durumlarda da aslında aracımızın korunmasını istiyoruz. İşte bu gibi durumlarda da kasko devreye giriyor. Ama kasko dünyası da derya deniz. O kadar çok çeşidi var ki doğru kaskoyu seçmek de kasko yaptırmak kadar bence önemli bir konu. O yüzden onu da bir sonraki videoda çekmek istiyorum. Yani hangi araca nasıl kasko seçilmeli, nasıl karar vermeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Varsa sorularınız, varsa merak ettikleriniz ne olur yorumlar kısmına da yazın. Ona göre ben de sizlere aktarayım. Özetle arkadaşlar, bu yolculukta size basit kazalarda yapmamız gerekenleri, trafik sigortası, kasko gibi günlük hayatta çok aşina olduğumuz ama başımıza gelmeden çok da aradaki farkı yorumlayamadığımız, kapsamını bilmediğimiz konulara ufakça dilim döndüğünce değinmeye çalıştım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu yolculukta bana rehberlik eden Aksa Sigorta ailesine de teşekkür ediyorum. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.